Her yıl 150 binden fazla insan Körfez Bilgi Teknolojileri Fuarı'da GITEX'e katılmak için Dubai'ye geliyor. 5G'nin gelişinin nasıl bir dönüm noktası oluşturmayı vaat ettiğini, akıllı şehirler ve büyük verinin yapay zekayı nasıl yönlendirdiğini öğrenmek için bu yılki etkinlikte yerimizi aldık. 39. yılında düzenlenen bu etkinlik, 4500'den fazla fütüristik inovasyon ve teknoloji şirketinin ilgisini çekiyor. Farklı sektörler ve endüstrilere nasıl uygulanacağını ve nasıl kullanılacağını anlamadığımız sürece teknoloji önemsizdir. Ve bu olmadan teknoloji, işletmelerin, toplumun ve çevrenin iyileşmesi için harekete geçemez. GITEX'te birçok kullanım örneği sunduğumuz için gurur duyuyoruz. Ve halkın genelinin teknolojinin ne kadar önemli olduğunu ve yaptığımız her şeye nasıl başka bir boyut kazandırdığını anlaması için etkinliği çok basit tutarak çekici ve erişilebilir hale getiriyoruz. Yapay zekanın hız kazanmasının toplam gayri safi hasılayı %14 oranında artıracağı tahmin ediliyor. Bu da 14.1 trilyon euroya ya da Avrupa'nın 2016'daki toplam gayri safi hasılasına denk geliyor. Ayrıca yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri'nin ekonomisine 110 milyar euro eklenecek. Yapay zeka bütün sektörlerde oyunun kurallarını değiştiriyor. Bunu bir sonraki seviyeye çıkaracak olan şey ise 5G. Bu yapay zekanın işleyebileceği devasa veri seviyeleri nedeniyle katlanarak kazanan oranda beslenebilmesine izin verir. Birleşik Arap Emirlikleri 5G'yi piyasaya süren ilk Arap ülkesi olacak ve 2024'e kadar 5G'nin 30 milyon mobil abonesi bulunacak. Yani bu büyük etki göz önüne alındığında 5G bir evrim değil bir devrim. Ve tabii ki yapay zeka. Bunun 100 milyon iş yaratacağını biliyoruz. Bu nedenle eğitimde ön planda olduğumuzdan ve bütün bu geleceğin derin teknolojilerinin öğretilmesinde ve uygulanmasında buradaki ekosistemi desteklediğimizden emin olmak istiyoruz. Etisalat Grup halihazırda yeni daha hızlı kablosuz sistemin artırılmış gerçeklik, yapay zeka ve robotikle nasıl işleyebileceğini göstermek için yol kat ediyor. 5G, 4G'den 100 kat daha yüksek hızlara ulaşabiliyor ve günlük hayattan akıllı evlere, sağlıktan trafiğe birçok alana etki ederek bağlantı daha da mobilleşebiliyor. Bu yıl ulaştırma sektörü için çeşitli çözümler sergiliyoruz. Gördüğümüz araçlar, otonom araçlar, sürücü yok, direksiyon yok ve sizi bir yerden diğerine götürüyor. Ulaştırma açısından baktığımızda bir de uçan motosikletlerimiz var. Bu elektrikli bir motosiklet, 8 silindirli bir Maserati motoru var ve 60 saniyede yüzlük bir hıza kadar tüm hızlarda sürebilirsiniz. Uçan bir motosiklet olacak, 5G dünyasının limitsiz bir dünya olduğunu söyleyebilirim. 5G'den yararlanmayacak herhangi bir sektör söyleyemem. Yeni teknoloji 5G ve biz toplumu güçlendirmek için dijital geleceği yönlendirmeyi hedefliyoruz. "5G devrimi hızla devam ederken veri güdümlü herhangi bir teknoloji zorluklarıyla birlikte geliyor. Biz yeni bir dijital çağa girerken inşa ve satın alma maliyetlerinin ve siber güvenlik endişelerinin artması teknoloji endüstrisinin karşılaştığı zorluklardan bazıları.